Hızır dedi ki, doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana? Musa dedi ki, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bana arkadaş olma. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek son mazerete ulaştım. Bunun üzerine yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yemek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa, isteseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedim çünkü onların ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Oğlana gelince onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. İstedi ki Rableri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha merhamet eden birini versin. Duvarsa o şehirde iki yetim oğlana aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk ergenlik çağlarına ersinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ve ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzleri budur. Bir de sana Zülkarneyn'den soruyorlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu, Zülkarneyn'i, yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmesinden bir yolunu verdik. Derken o da yollardan birini tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Bir de bunun yanında bir kavim buldu. Biz ona dedik ki, ey Zülkarneyn, onları ya cezalandırırsın veya onlar hakkında iyi davranırsın. O da demişti ki, kim haksızlık ederse muhakkak ona azap edeceğiz. Sonra Rabbine geri döndürülecek, o da onu görülmemiş bir azapla cezalandırır. Ama her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa buna da en güzel mükafat vardır. Biz ona dünyada kolaylık gösterir, zor işlere koşmayız. Sonra Zülkarneyn yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerini güneşten koruyacak hiçbir siper yapmadığımız bir kavmin üzerine doğduğunu görmüştü. İşte Zülkarneyn'in kudret ve saltanatı böyleydi. Ve biz onun yanında olan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiç söz anlamayan bir kavim bulmuştu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Ye'cuc ve Me'cuc bu yerde fesat çıkarıyorlar. Onun için bizimle onlar arasında bir set yapman şartıyla sana bir vergi versek olur mu? Dedi ki, Rabbimin bana vermiş olduğu servet ve saltanat sizin vereceğiniz şeyden daha hayırlıdır. Bana maddi yardımda bulunun da sizinle onların arasına en sağlam setli yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki ucunu denkleştirdiği vakit ateş yakıp körükleyin dedi. Demiri bir ateş koru haline getirince bana erimiş bakır getirin üzerine dökeyim dedi. Artık Ye'cuc ve Me'cuc bu seti ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir lütfudur.
Rabbimin vaadi geldiği vakit de onu dümdüz yapacaktır. Rabbimin vaadi de haktır. Biz o gün kıyamet günü onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sura da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. Ve cehennemi o gün kafirlere öyle bir göstereceğiz ki. Onlar ki beni hatırlatan ayetlerimden gözleri bir örtü içindeydi. İşitmeye de tahammül edemiyorlardı. O kafirler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Doğrusu biz cehennemi o kafirlere bir konukluk olarak hazırladık. De ki, amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi? Onların dünya hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler yaptıklarını sanıyorlardı. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve onun huzuruna çıkacaklarını inkar etmişlerdir de, bu yüzden iyilik altında yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız. İşte böyle, onların cezaları cehennemdir. Çünkü inkar etmişler ve benim ayetlerimi, peygamberlerimi alaya almışlardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için Firdevs cennetleri konak olmuştur. İçlerinde ebedi olarak kalacaklar, oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. De ki, eğer Rabbimin ilim ve hikmetini ifade edecek sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak tükenecekti. Bir mislini daha yardımcı getirsek bile. De ki, ben de sizin gibi ancak bir beşerim. Ne var ki bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse iyi amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf ha ya ayn sad. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır. Bir zamanlar o Rabbine gizlice içinden yalvarmıştı. Şöyle demişti: "Ey Rabbim, şüphesiz artık öyle bir durumdayım ki benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başımın saçı bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim hiçbir zaman bedbaht olmadım. Gerçekten ben arkamdan yerime geçecek varislerden endişedeyim. Karım da kısır bulunuyor. Onun için katından bana bir çocuk ihsan et ki bana da mirasçı olsun. Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim onu sen rızana kavuştur." Allah şöyle buyurdu: "Ey Zekeriya, şüphesiz biz sana Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık." Zekeriya: "Rabbim, karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah yahut Cebrail ona şöyle dedi: "Dediğin gibidir. Fakat Rabbin buyurdu ki bu işi yapmak bana kolaydır. Nitekim bundan önce seni yarattım. Halbuki sen hiçbir şey değildin." Zekeriya şöyle dedi: "Rabbim, bana alamet ver." Allah, "Senin alametin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir." buyurdu. Nihayet bir gün konuşamayınca mihraptan kavmine karşı çıktı da onlara
sabah ve akşam Rabbinizi tesbih edin diye işaret etti. Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Hem de katımızdan bir merhamet ve günahlardan paklık verdik. O çok takva sahibiydi. Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimseydi. Zorba ve isyankâr değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun. Ey Muhammed! Kur'an'daki Meryem kıssasını da an. İnsanlara anlat. Hani o ailesinden ayrılarak evinin veya mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona meleğimiz Cebrail'i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan korkuyorsan dokunma bana dedi. Melek, ben sana temiz bir oğlan bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi. Meryem, benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim dedi. Melek, bu dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki, bu babasız çocuk vermek bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir mucize ve rahmet kılacağız. Hem bu önceden ezelde kararlaştırılmış bir iştir dedi. Nihayet Allah'ın emri gerçekleşti. Meryem İsa'ya gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. Keşke bundan önce ölseydim de, unutulup gitseydim dedi. Melek Meryem'e aşağı tarafından şöyle seslendi. Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı. Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahman olan Allah'a bir oruç, susmak adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım de. Sonra Meryem, onu İsa'yı yüklenerek kavmine getirdi. Onlar hayretler içinde şöyle dediler. Ey Meryem! Doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar, biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz dediler. Allah'ın bir mucizesi olarak İsa şöyle dedi. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni nerede olursam olayım mübarek kıldı. Hayatta bulunduğum müddetçe namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir. İşte hakkında Yahudilerle Hristiyanların ihtilaf edip durdukları Meryem oğlu İsa'ya dair Allah'ın sözü budur. Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O bir şeyin olmasını dilerse ona sadece ol der, o da oluverir. Şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. O halde ona ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur. Ne var ki fırkalar, Yahudi ve Hristiyanlar kendi aralarında ihtilafa düştüler. O büyük dehşetli günü görecek kafirlerin vay haline. Bize gelecekleri gün neler işitecekler, neler görecekler. Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Ey Muhammed! İnsanların pişmanlık duyacağı ve işin bitmiş olacağı kıyamet günüyle onları uyar.
Onlar hala gaflet içindedirler. Onlar iman etmezler. Şüphesiz biz bütün yeryüzüne ve üzerindekilere varis olacağız. Ve onlar da mutlaka bize döndürüleceklerdir. Kur'an'da İbrahim'in kıssasını da an. Şüphesiz ki o, sıddık, özü sözü doğru bir peygamberdi. O bir zaman babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. O halde bana uy da seni doğru bir yola eriştireyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman olan Allah'a asi oldu. Babacığım, doğrusu ben korkarım ki sana Rahman'dan bir azap dokunur da şeytana cehennemde arkadaş olursun." Babası: "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Yemin ederim ki eğer onları kötülemekten vazgeçmezsen seni muhakkak taşlarım. Gerçekten veya sözle sana taş atarım. Haydi uzun bir müddet benden uzak ol," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Selam sana olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ben sizden ve Allah'tan başka taptığınız şeylerden çekilip ayrılırım da Rabbime dua ibadet ederim. Rabbime yalvarışımda mahrum kalmayacağımı umarım." İbrahim kavminden ve onların Allah'tan başka ibadet ettikleri şeylerden uzaklaşınca, "Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u ihsan ettik ve hepsini de peygamber yaptık. Biz onlara rahmetimizden lütuflarda bulunduk. Hepsine de dillerde güzel ve yüksek bir övgü verdik." Kur'an'da Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. Biz ona Tur Dağı'nın sağ yanından seslendik ve onu hususi bir konuşmada bulunmak üzere kendimize yaklaştırdık. Rahmetimizden de ona kardeşi Harun'u bir peygamber olarak ihsan eyledik. Kur'an'da İsmail'i de an. Çünkü o vaadine sadık bir kuldu ve gönderilmiş bir peygamberdi. Ailesine ve çevresine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi. Ve Rabbinin katında hoşnutluğa ermişti. Kitapta İdris'i de an. Çünkü o çok sadık, özü sözü pek doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Adem'in soyundan ve gemide Nuh'la beraber taşıdıklarımızın neslinden, İbrahim ve İsrail'in soyundan hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdir. Kendilerine Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. Cehennemdeki Gaya Vadisi'ni boylayacaklardır. Fakat tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. O cennet, Rahman olan Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetleridir. Şüphesiz onun vaadi mutlaka yerini bulacaktır. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır. İşte kullarımızdan takva sahibi olanlara vereceğimiz cennet budur. Cebrail dedi ki: "Ey Muhammed, biz senin Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzdeki ve ardımızdaki bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler hep O'nundur. Rabbin de seni unutmuş değildir. O göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir.
O halde ona ibadet et ve ona ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin? Halbuki insan şöyle der: ben öldüğüm zaman ileride gerçekten diri olarak mezardan çıkarılacak mıyım? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi hatırlamaz mı? Rabbine andolsun ki biz onları, öldükten sonra dirilmeyi inkar eden kafirleri, şeytanlarıyla beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler. Sonra her zümreden Rahman'a karşı en ziyade isyankar hangileri ise muhakkak ayırıp atacağız. Sonra o cehenneme atılmaya layık olanların kimler bulunduğunu elbette biz daha iyi biliriz. İçinizden hiçbir istisna edilmemek üzere mutlaka herkes cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra Allah'tan korkup sakınanları kurtaracağız ve zalimleri de toptan cehennemde bırakacağız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman o inkar edenler, iman edenlere dediler ki: bu iki zümreden, mümin ve kafirlerden hangisi mevki bakımından daha iyi, meclis ve topluluk itibariyle daha güzeldir? Halbuki biz kendilerinden evvel mal ve gösterişçe daha güzel nice asırlar halkını helak etmişizdir. Onlara de ki: kim sapıklık içindeyse Rahman ona mal ve evlatça ziyadelik ve azgınlığında mühlet verir. Nihayet kendilerine vaat edilen azabı yahut kıyamet günü cehennemi gördükleri vakit artık bilecekler kimin mevkii daha fena ve yardımcıları daha zayıfmış. Allah hidayeti kabul edenlere daha çok hidayet verir. Baki kalacak olan salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır. Sonuç bakımından da daha hayırlıdır. Şimdi ayetlerimizi inkar eden ve elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O kafir gaybı mı bildi? Yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı? Hayır, asla öyle değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını çoğalttıkça çoğaltacağız. O söylediği mal ve evlat gibi şeyleri de hep elinden alacağız. Ve o tek başına bize gelecektir. Onlar kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye Allah'tan başka ilah edindiler. Hayır, zannettikleri gibi değil. Tapındıkları ilahlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır. Görmedin mi? Biz şeytanları o kafirler üzerine musallat ettik. Onları günaha kışkırtıp duruyorlar. Öyleyse onların hemen azaba uğratılmalarını isteme. Biz onların ecel günlerini sayıyoruz. O gün takva sahiplerini heyet olarak Rahman'ın huzuruna toplayacağız. Suçluları da susuz olarak cehenneme süreceğiz. O gün Rahman olan Allah'ın katında bir ahd almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır. Yahudilerle Hristiyanlar "Rahman çocuk edindi" dediler. Yemin olsun ki siz çok çirkin bir şey söylediniz. Az kalsın söyledikleri sözden gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağıtılacaktı. O Rahman'a çocuk isnat ettiler diye. Halbuki Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki kıyamet günü Rahman'ın huzuruna kul olarak çıkmasın. Andolsun ki Allah onların hepsini kuşatmış, kendilerini ve yaptıklarını bir bir saymıştır. Kıyamet günü onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır. İman edip salih amel işleyenler var ya, Rahman olan Allah
onları gönüllere sevdirecektir. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup sakınanları müjdeleyesin, inat edenleri de korkutasın. Hem onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi onlardan hiçbirini görüyor musun? Yahut onların hafif bir sesini işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tahe, ey Muhammed! Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Ancak Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle onu indirdik. O Rahman, kudret ve hakimiyetiyle arşa hakim oldu. Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur. Sen Allah'a ettiğin dua ve zikirle sesini yükseltirsen, bil ki Allah bundan müstağnidir. Çünkü O şüphesiz gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah O'dur ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Habibim, Musa'nın başından geçen hayat hikayesi sana geldi mi? Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, yerinizde durun, benim gözüme bir ateş inişti. Belki size bir kor getiririm, yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum demişti. Ateşe vardığı zaman şöyle çağrıldı. Ey Musa! Ben şüphesiz senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal bir vadi olan Tuva'dasın. Ben seni seçtim. Şimdi sana vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onun vaktini gizli tutuyorum ki herkes yaptığının karşılığını görsün. Sakın kıyamete inanmayıp kendi heva ve hevesine uyan kimse seni ona iman etmekten alıkoymasın. Sonra helak olursun. Ey Musa, sağ elindeki nedir? Musa dedi, o benim asam, değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkerim. Ve onda başka hacetlerim, faydalanacağım şeyler de var. Allah, ey Musa, onu yere bırak dedi. Musa da onu bıraktı. Bir de ne görsün? O bir yılan olmuş koşuyor. Allah buyurdu ki, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Bir de diğer bir mucize olmak üzere elini koynuna koy ki kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Bunları sana en büyük mucizelerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptık. Firavun'a git. Çünkü o hakikaten azdı. Musa dedi ki, ey Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Bir de bana ailemden bir vezir ver. Kardeşim Harun'u ver. Onunla arkamı kuvvetlendir. Elçilik işimde onu bana ortak et ki seni çok tesbih edelim. Seni çok analım. Şüphe yok ki sen bizi görüp duruyorsun. Allah buyurdu, ey Musa, dilediğin şeyler sana verildi. Andolsun biz sana diğer bir defa daha ihsan etmiştik. Hani bir vakit ilham edilmesi gereken, ancak ilhamla bilinebilen şu ilhamı annene verdik. Onu, Musa'yı tabut içine koy da denize bırak. Deniz de onu sahile atsın. Onu hem bana düşman hem ona düşman olan biri alsın. Bir de benim gözetimim altında yetiştirilmen için üzerine katımdan bir sevgi bırakmıştım ey Musa. Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına giderek ona bakacak birini size buluvereyim mi diyordu.
Böylece seni tekrar annene verdik ki gözü aydın olsun da kederlenmesin. Hem sen bir adam öldürdün de seni gamdan kurtardık. Seni çeşitli musibetlerle imtihan ettik. Bu sebeple yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra ey Musa, belli bir çağa peygamberlik görevini yüklenecek bir yaşa geldin. Ben seni kendime peygamber seçtim. Sen kardeşinle birlikte mucizelerimle git. İkiniz de beni anmakta gevşeklik etmeyin. Firavun'a gidin, çünkü o gerçekten azdı. Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki öğüt dinler yahut korkar. Musa ile Harun, Rabbimiz, onun bize kötülük yapmasından veya azgınlığını artırmasından korkarız dediler. Allah buyurdu ki, korkmayın. Zira ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Hemen gidin de Firavun'a deyin ki, biz Rabbinin sana gönderilen elçileriyiz. Artık İsrailoğullarını bizimle gönder. Onlara azap etme. Biz sana Rabbinden bir mucize ile geldik. Selam doğru yolda gidenleredir. Bize kesin olarak vahyolundu ki, azap şüphesiz gerçeği inkar edip ona sırt çevirenleredir. Firavun, ey Musa, sizin Rabbiniz kimdir dedi. Musa, bizim Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra da yolunu gösterendir dedi. Firavun, öyleyse geçmiş asırlardaki insanların durumu nedir dedi. Musa dedi ki, onların bilgisi Rabbimin katında bir kitapta yazılıdır. Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz. Yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren O'dur. İşte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Akıl sahipleri için bunda nice ibretler vardır. Sizi yerden topraktan yarattık. Yine ölümünüzden sonra ona döndüreceğiz. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Andolsun ki biz Firavun'a mucizelerimizin hepsini gösterdik. Böyleyken o yine onları yalan sayıp kabulden çekindi. Firavun Musa'ya şöyle dedi. Ey Musa, sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi geldin bize? O halde biz de senin sihrin gibi bir sihirle sana geleceğiz, karşına çıkacağız. Şimdi bizimle senin aranda bir vakit ve bir buluşma yeri tayin et ki, ne senin ne bizim caymayacağımız uygun bir yer olsun. Musa, sizinle buluşma zamanı süs, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun döndü gitti ve bütün hile vasıtalarını topladıktan sonra geldi. Musa onlara dedi ki, yazıklar olsun size. Allah'a yalan uydurmayın. Sonra bir azapla kökünüzü keser, gerçekten Allah'a iftira eden hüsrana uğramıştır. Sihirbazlar aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular. Sihirbazlar daha sonra Musa ve Harun'u göstererek şöyle dediler. Bu ikisi muhakkak sihirbazdır. Büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve de örnek dininizi yok etmek istiyorlar. Onun için bütün tuzaklarınızı bir araya getirin, sonra hep bir sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak zafer kazanmıştır. Sihirbazlar, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım dediler. Musa dedi ki, hayır siz atın. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden ötürü kendisine sanki yürüyorlarmış gibi geldi. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Biz dedik ki, korkma. Çünkü sen muhakkak üstünsün, galip geleceksin. Sağ elindekini atıver. O onların yaptıklarını yutar. Çünkü onların yaptıkları ancak bir büyücü tuzağıdır. Büyücü ise her nerede olursa olsun başarıya ulaşamaz.
Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun, ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? O muhakkak size sihir öğreten büyüğünüzdür. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve muhakkak sizi hurma dallarına asacağım. Böylece hanginizin azabının daha şiddetli ve devamlı olduğunu bileceksiniz dedi. İman eden sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen bu açık mucizeler ve bizi yaratana karşı asla seni tercih edemeyiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hem günahlarımıza hem bizi zorladığın sihre karşı bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik. Allah sevapça senden daha hayırlı ve azap verme bakımından da daha devamlıdır. Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de dirilir. Kim de ona bir mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa işte onlara en yüksek dereceler vardır. Adn cennetleri vardır ki altlarından ırmaklar akar. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve işte bu küfür ve isyandan arınanların mükafatıdır. Gerçekten Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla geceleyin yürü, Mısır'dan çık da asanı vurarak onlara denizde kuru bir yol aç. Artık Firavun tarafından yetişilmekten korkmazsın ve boğulmaktan endişe de etmezsin. Firavun ordularıyla hemen onları takip etti. Denizden kendilerini sarıveren korkunç boğulma sarıverdi. Böylece Firavun kavmini yanlış yola sürükledi ve doğru yola götürmedi. Ey İsrailoğulları! Sizleri düşmanınızdan kurtardık ve Tur Dağı'nın sağ yanında size söz verdik. Üzerinize de kudret elması ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların en temizlerinden yiyin ve bunda taşkınlık etmeyin. Sonra üzerinize gazabım iner. Kimin üzerine de gazabım inerse muhakkak o mahvolur. Bununla beraber şüphe yok ki ben tövbe eden, iman edip salih amel işleyen, sonra da hak yolda sebat gösteren kimse için çok bağışlayıcıyım. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp daha çabuk gelmeye sevk eden nedir dedik. Musa, onlar benim izimdeler, arkamdan beni takip edip geliyorlar. Ben sana acele ettim geldim ki hoşnut olasın dedi. Allah, doğrusu biz senden sonra kavmini imtihan ettik. Samiri onları saptırdı dedi. Hemen Musa öfkeli ve üzgün olarak kavmine döndü. Onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaad ile söz vermedi mi? Size bu süre mi çok uzun geldi? Yoksa Rabbinizden size bir gazap inmesini arzu ettiniz de mi? Bana olan vaadinizden caydınız. Onlar dediler ki, biz sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden caymadık. Fakat biz o Kıpti kavminin süs eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık. Samiri ile kendi mücevheratını böylece atmıştı. Nihayet Samiri onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Bunun üzerine Samiri ve adamları, işte sizin de Musa'nın da ilahı budur ama o unuttu dediler. Onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor, onlara ne bir zarar ne de bir yarar vermeye sahip bulunamıyordu. Andolsun ki Harun daha önce onlara ey kavmim, siz bununla bu buzağı ile imtihana çekildiniz. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman'dır, gelin bana uyun ve emrime itaat edin demişti. Onlar cevap olarak şöyle demişlerdi. Musa bize dönüp gelinceye kadar biz ona tapmaya elbette devam edeceğiz. Musa gelince kardeşine şöyle dedi. Ey Harun!
bunların sapıklığa düştüğünü gördüğün vakit seni engelleyen ne oldu? Neden benim yolumu takip etmedin, benim emrime karşı mı geldin? Harun, ey anamın oğlu, sakalımı ve başımı saçımı tutma. Ben senin İsrailoğulları arasında ayrılık çıkardın, sözüme bakmadın diyeceğinden korktum dedi. Hazreti Musa bu defa Samiri'ye dönerek, ey Samiri, senin bu yaptığın nedir dedi. Samiri, onların görmedikleri bir şey gördüm. Sana gelen ilahi elçinin Cebrail'in izinden bir avuç toprak aldım ve onu erimiş mücevheratın içine attım. Bunu bana böylece nefsim hoş gösterdi dedi. Musa ona şöyle dedi, haydi çekil git. Artık senin için hayat boyunca benimle temas yok diye söylemen var. Bir vahşi gibi yapayalnız yaşamaya mahkum olacaksın. Hem senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Bir de ibadet edip durduğun ilahına bak. Elbette biz onu yakacağız. Sonra da kül edip muhakkak onu denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, düşünüp kendisinden ibret alınacak bir kitap verdik. Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz o kıyamet günü bir günah yüklenecektir. Devamlı o azabın altında kalacaklar. Kıyamet günü onlar için bu ne fena bir yüktür. Sura üfürüleceği gün ki, biz suçluları o gün gözleri korkudan göğermiş olarak mahşerde toplayacağız. Siz dünyada sadece 10 gün kaldınız diye kendi aralarında gizli gizli konuşurlar. Aralarında ne konuşacaklarını biz çok iyi biliriz. Görüşü en üstün olan ancak bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyametteki durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerini dümdüz boş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. O gün hiçbir tarafa sapmadan o davetçiye, sura üfleyenin çağrısına uyarlar. Öyle ki Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık bir fısıltıdan başka hiçbir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Allah onların geleceklerini de geçmişlerini de bilir. Onlarsa onu ilmen kavrayamazlar. Bütün yüzler diri ve bütün yarattıklarını gözetip duran Allah'a baş eğmiştir. Bir zulüm yüklenen gerçekten hüsrana uğramıştır. Her kim de mümin olarak salih amelleri işlerse artık o ne bir haksızlıktan ve ne de çiğnenmekten korkar. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Onda tehditlerden nice türlüsünü tekrar tekrar açıkladık ki belki sakınırlar yahut onlara bir ibret ve uyanış verir. Hükmü her yerde geçerli, gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ey Muhammed! Kur'an sana vahyedilirken, vahiy bitmeden önce unutma korkusuyla Kur'an'ı okumada acele etme. Rabbim, benim ilmimi artır de. Doğrusu bundan önce Adem'e bu ağaçtan yeme diye emrettik. Fakat unuttu ve biz onda bir azim, bir kararlılık bulmadık. Bir vakit meleklere Adem'e hürmet için secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti. Biz de Adem'e şöyle demiştik. Ey Adem! Şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın. Sonra bedbaht olursun, sıkıntı çeker perişan olursun. Doğrusu senin acıkmaman ve çıplak kalmaman ancak cennettedir. Ve sen orada ne susarsın
ne de güneşin sıcağında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Şöyle dedi: Ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri kendilerine açılıp görünüverdi. Ve üzerlerine cennet yaprağından örtüp yamamaya başladılar. Adem Rabbinin emrinden çıktı da şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti de tövbesini kabul buyurdu. Ve ona doğru yolu gösterdi. Allah onlara şöyle dedi: Birbirinize düşman olmak üzere hepiniz oradan, cennetten inin. Artık benden size bir hidayet kitap geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa işte o sapıklığa düşmez ve ahirette zahmet çekmez. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse bilsin ki ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. O zaman Kur'an'dan yüz çeviren kimse, Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim der. Allah böyledir. Sana ayetlerimiz gelmişti de onları sen unutmuştun. Bugün de öylece unutulursun der. İşte haddi aşanları, Rabbinin ayetlerine inanmayanları biz böyle cezalandırırız. Ve muhakkak ki ahiret azabı dünya azabından daha şiddetli ve daha devamlıdır. Onları yerlerinde gezip durdukları şu kendilerinden önce yok ettiğimiz bunca nesillerin o korkunç akıbeti doğru yola sevk etmedi mi? Doğrusu bunda ibret alacak aklı olanlar için nice deliller vardır. Eğer Rabbinin verdiği bir hüküm ve tayin ettiği bir süre olmasaydı hemen azaba uğrarlardı. O halde dediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce ve batmasından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısım vakitlerinde ve gündüzün etrafında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Kafirlerden bir kısmına onları sınamak için dünya hayatının ziyneti olarak verdiğimiz ve onunla kendilerini geçindirdiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır. Ey Muhammed! Ehline namaz kılmalarını emret. Kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akıbet takva sahiplerinindir. İnkar edenler, Rabbinden bize bir mucize getirse ya dediler. Onlara önceki kitaplarda olan apaçık deliller gelmedi mi? Eğer biz onları bundan, peygamber veya Kur'an'dan önce bir azapla yok etseydik, muhakkak ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık olmaz mıydı diyeceklerdi. De ki, hepimiz beklemekteyiz. Siz de bekleye durun. Şüphesiz düz yolun sahiplerinin kimler olduğunu ve kimlerin doğru yolda bulunduğunu yakında bileceksiniz.